birçok cephe var, birçok savaş var. Tabii tüm bunlar yokluk içerisindeki bir ülkenin bütün unsurlarıyla bir araya gelerek dili, dini, erke, mezhebi ne olursa olsun herkesin birleştiği, herkesin bütünleştiği ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne sahip çıktığı bir kurtuluş süreci. Daha sonrasında yeniden küllerinden doğan yeni bir devlet, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Tabi bu da yeniden kuruluş süreci. Yeniden kuruluş sürecinin temelinde elbette ki cumhuriyet var. Ama dediğimiz gibi nasıl bir cumhuriyet? Laik, demokratik bir cumhuriyet. Laik olması şu açıdan önemli. Herkesin inancını özgürce yaşadığı, hiç kimsenin birbirine baskı yapmadığı ve devlet de din işlerinin keskin hatlarına birbirinden ayrıldığı bir sistem. Demokratik olması şu anlamda önemli. Tabii cumhuriyet olabilir ama herkesin kendi özgür iradesiyle kendi yöneticilerini seçtiği ve bu özgürlüğün bu insanlara tanındığı bir anlayış demek. Dolayısıyla değerli dostlar, bu cumhuriyet hep biliyoruz ki birçok yokluk içerisinde kuruldu. Birçok yoksulluk içerisinde kuruldu. Ama bir inanç bugün yükselmeye devam etti ve bugün 96. yılını kutlamanın onurunu, gururunu bize yaşatıyor. Tabii biz bunu, bu cumhuriyeti, bu onuru, gururu bize yaşatan başta ülkemizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu, bu ülkedeki bütün unsurların temelinde, altında imzası olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, minnetle anıyoruz. Onun silah arkadaşlarını şükranla, minnetle anıyoruz. Tabii ki bu ülke kolay kurulmadı dedik. Bu ülkenin her karış toprağı şehit kanlarımızla sulandı. Bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz bugün. Tabii değerli dostlar, cumhuriyetin önemini bugün baktığımızda çok net anlayabiliyoruz, algılayabiliyoruz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 96 yıl önce altını çizdiği şeylerin bugün ne kadar geçerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ülkemizde bir dış politika sorunu var mı? Var. Peki 96 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ne demiş? Yurtta sul, cihanda sul. Yani yurtta barış, dünyada barış bugünkü dış politikamızın da vazgeçilmesidir. Dolayısıyla dış politikadan çıkış yolu 96 yıl önce söylenen bu sözlerdedir. Eğitimde sorunumuz var mı? Var. Tabii eğitimde ne zaman ki gerici anlayışa teslim edildi, ne zaman eğitim sistemimiz cemaatlere teslim edildi, o cemaatler döndü, bu milletin başına bombalar yağdırdılar. Ama 96 yıl önce bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk bunu da ifade etmiş. Bilimin ışığında fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek. Dolayısıyla bugün geçerli mi? %100 geçerli. Yine ekonomi, bugün önemli problemlerimiz var mı? Var. Bugün ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bunu niye yaşıyoruz? Çünkü kurulan bütün fabrikalarımız satıldı. Üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine geçildi. Ama bu cumhuriyeti kuranlar, Mustafa Kemal Atatürk'ler ne dedi? Üretim ekonomisi dedi. Sanayi dedi. Bu ülkede fabrikalar kuruldu. Bu ülke üretimle ayağa kalktı. Bugün de %100 geçerli mi? Geçerli. Bugün de eğitimde, ekonomi